Evet sevgili arkadaşlar, düşündük taşındık, bugün ne çekelim dedik, bugün kalite kontrol çekelim. Yani bir IVF laboratuvarında kalite kontrol nedir, nasıl yapılır, hangi parametreler kontrol edilir, biraz bunlardan bahsedeceğim bu videoda. Öncelikle kalite kontrol ne demek, biraz ondan kısaca bahsedelim. Kalite kontrol adı üzerinde, yani kaliteli bir iş yapmak istiyorsanız gerekli kontrolleri yapmanız gerekiyor aslında. Bu anlama geliyor diyebiliriz. Peki biz IVF laboratuvarında kaliteli iş yapmak nedir? İyi embriyolar elde etmek, yüksek gebelik oranları elde etmek, güzel embriyolar dondurmak, iyi sağ kalım oranları. Aslında şöyle diyebiliriz. Bizim laboratuvarda baktığımız belli başlı parametreler var. Bunlara KPI diyoruz. Key Performance Indicators, yani sizin laboratuvar kalitenizin göstergesi olan parametreler. İşte bu parametreler bize laboratuvarınızda kaliteli iş yapılıyor mu yapılmıyor mu biraz onu gösteriyor. Bunların belli referans değerleri var. Bunlar için ayrı bir video çekeceğim. Yani en basitinden fertilizasyon, yani döllenme oranı %80'nin üzerinde olması gerekiyor. Bir laboratuvarda gerçekten kalite sağlanabilmiş, kaliteli iş yapılabiliyor demek için. Şimdi laboratuvarlarımızda neleri kontrol ediyoruz? Belli başlı 4 parametre var. Bu videoda onlardan bahsedeceğim. Birincisi sıcaklık parametresi. Şimdi sıcaklık, tabii bir sürü cihaz var laboratuvar içerisinde ve aynı zamanda da bir sürü farklı yüzeyler var. Bizim farklı sıcaklıklar istediğimiz. Artı bir de laboratuvarlık sıcaklığı var. Bunların hepsinin günlük ölçümleri çok önemli arkadaşlar. Bir kere laboratuvar sıcaklığımız 21-24 derece aralığında olması gerekiyor. Bu biraz içeride kullandığınız cihazların sağlığı açısından, onların sensörlerinin sağlığı açısından çok önemli. Evet, embriyolar daha sıcak ortamı seviyorlar ama cihazlar zaten belli bir sıcaklık yaydıkları için biz içeriği 21-24 arasında tutmayı daha uygun görüyoruz. Aynı zamanda inkübatör dediğimiz cihazlarımız var. Bu cihazların içerisinin 37 derece ve artı eksi 0,2 tolere edilebilir belki. Bu aralıkta olmasını istiyoruz. Çünkü embriyolar inkübatörler içerisinde günlerce bekliyorlar. Ve dolayısıyla sıcaklık değişimlerine karşı çok kırılgan oldukları için de sıcaklığı 37 ve civarında tutmamız çok çok önem arz ediyor. Bunun dışında steril kabinimiz var. Laminar flow hood diyoruz ve yine yumurtaları, embriyoları onun içinde işleme tabi tutuyoruz. Burada ısıtıcı yüzeyler kullanıyoruz yine. Çünkü embriyoları çıkardığımızda o sıcaklık değişimlerinden çok fazla etkilenmelerini istemiyoruz. Dışarıda yaptığımız bütün işlemlerde yaklaşık 37 dereceye yakın bir sıcaklıkta muamele yapmak istiyoruz embriyolara. Aynı zamanda bir de invert mikroskobumuz var. Onun üzerindeki yüzeyinde ısıtıcı olması gerekiyor. Neden? Çünkü o invert mikroskop üzerinde biz mikromanipülasyon işlemleri yapıyoruz. Nedir bunlar? İşte X'i, acid etching ya da biyopsi gibi. Bu işlemlerinde dışarıda yapılan işlemler olduğu için yine 37 dereceye yakın sıcaklıklarda yapılması gerekiyor embriyolara zarar vermemek adına. Bu sıcaklık ölçümlerini belli termometrelerle yapıyoruz biz ve günlük olarak kontrol ediyoruz. Bu ölçümleri nasıl yaptığımızı ayrı bir videoda göstereceğim. Hangi tip termometreler kullanıyoruz, bunları daha ayrıntılı o videoda görebileceksiniz. Ve gelelim ikinci parametreye. Laboratuvarımızdaki en önemli ikinci parametre pH, yani asidite, asitlik derecesi. Neden pH ölçüyoruz? Nerede pH ölçüyoruz? Biz pH ölçümümüzü burada embriyoları kültür ettiğimiz solüsyonların üzerinde uyguluyoruz. Bu solüsyonların pH aralıkları 7.2 ile 7.4 arası. Aslında firmaların söylediği bu, önerdiği bu ama bizim tabii bu arada daha sıkı tutmamız gerekiyor. En iyi embriyo kalitelerini 7.27-7.32 aralığında aldığımızı söyleyebiliriz kendi laboratuvarımızda. Bu arada pH ölçümüyle ilgili de ayrı bir video çektim. Onu da yakında vereceğim. Hangi tip cihazlarla ölçüyoruz güncel olarak ve nasıl ölçüyoruz, bunu çok daha ayrıntılı izleyebileceksiniz. pH çok önemli. pH istediğiniz aralık dışına çıktığı zaman embriyo kalitelerinde biz bir takım sıkıntılar görüyoruz. Özellikle bunlar kendini hücresel atıklar, yani bu fragmanlar olarak gösterebiliyor. Dolayısıyla sizin blastokiste giden embriyo sayınızda, dondurma yapabileceğiniz iyi kalite embriyo sayınızda düşüşler olabiliyor.
Biz pH'leri hangi aralıklarla kontrol ediyoruz, nasıl yapıyoruz? Bunu tabii her laboratuvarda değişiklik gösterebiliyor. Embriyo kalitesine göre ölçen lablar var ya da her ay yeni seri kültür solüsyonu veriyor. Onda ölçüm yapan lablar var. Ben yine bunların ayrıntılı pH ile ilgili videomda anlatıyorum. İkinci önemli parametremiz pH diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi gelelim 3 numaralı parametre. Evet, 3 numaralı parametremiz bence biraz daha dikkatten kaçan ama çok 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 önemli bir parametre. Laboratuvarların hava kalitesi arkadaşlar. İçerideki partikül sayısının düşük olmasını istiyoruz. Yani içeri giren toz ya da başka tip partikül sayısı fazla olduğu zaman işte sizin işinizin kalitesi yavaş yavaş kümülatif bir şekilde azalmış oluyor. Belki etkilerini çok hızlı görmüyorsunuz embriyo kalitesi ve gebelik üzerinde ama hava kalitesi düşüşe geçtiği zaman işte kümülatif olarak zaman içerisinde sizin embriyo kaliteniz kötüleşmeye başlıyor, gebelik oranlarınız düşmeye başlıyor. En fazla da biyokimyasal gebelik oranlarınız artmaya başlıyor. Özellikle suboptimal lab koşullarının bu biyokimyasal gebelik oranları üzerinde etkileri var. Eğer laboratuvarda gebelik oranınız iyi ama biyokimyasal bir yani kalp atışı göremiyorsanız okey gebelik alıyorsunuz, BTHG pozitif ama kalp atışı göremiyorsanız işte muhakkak dönüp laboratuvara bir kontrol etmenizde fayda var diye dipnot bunu vermek istedim, bu ayrıntıyı söylemek istiyorum. Hava kalitesini biz nasıl korumaya çalışıyoruz? Önce en önemli detay embriyoloji laboratuvarında belli klaslarda hava kaliteleri olması gerekiyor laboratuvarlarda. Biz tabii ki klas 5'i çok daha fazla istiyoruz ama genelde embriyoloji laboratuvarında klas 6 sağlanıyor. Bu nasıl sağlanabiliyor? İşte içerideki HEPA filtrelerle yukarıdan gelen işte ana hastanenin ya da işte tüp bebek merkezinin ana santrali var. Klima santrali, havalandırma santrali. Buradan gelen havanın farklı akımlar yoluyla biz laboratuvarda pozitif bir basınç istiyoruz. Pozitif basınç ne demek? Yukarıdan gelen hava bütün partikülleri işte dışarıya atsın istiyoruz. Dolayısıyla da embriyoloji laboratuvarındaki partikül sayısının düşmesini bekliyoruz. Aynı zamanda yukarıda kullanılan HEPA filtrelerin belli aralıklarda muhakkak değişmesini istiyoruz. Genelde 6 ayda bir değişiyor. Aynı zamanda yine hava kalitesi kullandığımız gazların kalitesi içinde belli filtreler var. Örneğin şurada inkübatörlerin gazlarına bağlı olan inline filtrelerimiz var. İşte bu inline filtreleri de biz 3 ayda bir değiştiriyoruz. Aynı zamanda bir de steril kabinlerimiz var demiştik kullandığımız. Embriyo manipülasyonlarını dış ortamda orada yaptığımız için işte onun içerisindeki HEPA filtreyi buradan göremiyorsunuz. İçeride bir HEPA filtresi var. Bir de üstündeki pire filtreyi belli aralıklarla değiştirmemiz gerekiyor. Bizim kendi bir cihazımız var, küçük bir cihaz. Bununla hava kalitesine bakabiliyoruz. Laminar flow içerisine koyuyoruz onu, partikülün durumuna bakıyoruz. Eğer partikül sıfırsa HEPA'yı değiştirmeye çok lüzum yok. Ama partikül gördüğümüz takdirde hızlı bir şekilde o HEPA'nın değişmesi gerekiyor. Aynı zamanda yine laboratuvarlarımızda koda tavırlarımız var. Bunlar ekstra bir filtreleme görevi görüyor. Onların içindeki HEPA filtrelerinde, püre filtrelerinde, karbon filtrelerinde belli dönemlerde değişmesi gerekebiliyor. Her cihazın kendine uygun zamanları var, filtre değişme zamanları. Koda tavırlar 6 ayda ya da 1 senede bir değiştirilmesi gereken filtrelerde düşünce cihazlar olarak düşünülebilir. Ve gelelim 4. parametreye. 4. parametre VOC ölçümü diyebiliriz. VOC nedir? VOC Volatile Organic Compounds yani uçucu organik bileşikler demek. Şimdi sizin çalıştığınız IVF laboratuvarına yakın bir sanayi bölgesi varsa, örneğin oradan o pis kokular, kötü kokular geldiğinde işte bunların hepsi bir şekilde laboratuvarlarınıza giriş yapabiliyor. Ya da sizin laboratuvarda işte kullanılmasını istemediğiniz o ağır parfümler var ya, hani içeriye girerken parfüm kullanmayacaksınız diyoruz biz özellikle stajyerlerimize. İşte bunun nedeni o alkollerde bulunan bu uçucu organik bileşiklerin laboratuvarda birikmesi sonucu içeride yüksek VOC oluşturmaları kaynaklı içerisinin hava kalitesinde bozulma olabilmesi arkadaşlar. Çok ağır parfüm kullanmayı kesinlikle yasaklıyoruz içeride. Peki bu VOC ölçümü nasıl yapıyoruz? İşte bunu biz pek yapmıyoruz. Genelde dışarıdan gelen firmalar bunu yapıyorlar. Bu firmaların belli büyük cihazları var. Belli dönemlerde hastaneler ya da merkezler bununla ilgili ölçümler talep ediyorlar. Bu büyük tüm basınçlar, pozitif negatif basınçlar,
giriş çıkışlardaki, aynı zamanda partikül ölçümleri ve VOC ölçümleri bu işi yapan çevre mühendisliği firmaları tarafından laboratuvarlarda gerçekleştirilebiliyor. Şimdi bunun için biz ne yapmalıyız tabii ki? Yine dediğim gibi parfüm gibi fazla kokulu maddeleri kullanmamamız gerekiyor içeride. Aynı zamanda da laboratuvarın temizliğine çok çok önem göstermemiz gerekiyor. Biz laboratuvarlarda çok fazla alkol kullanmıyoruz arkadaşlar. Bu çok önemli. Temizlik için şu anda kokusuz deterjanlarımız var. Onları sulandırarak kullanıyoruz. İnkübatör temizliğimiz için olsun, yüzey temizlikleri için, bütün cihazların temizlikleri için biz sulandırılmış bu kokusuz deterjanları kullanıyoruz. Bunlar suyla çok kolay durulanabiliyorlar. Alkol kullanmamamızın nedeni yine işte bu uçucu organik bileşiklerin burada birikmesini istememiz ve embriyo toksik olması alkolün, dolayısıyla tercih etmememiz. Laboratuvarda işte kalite kontrolü dair bu 4 parametre bizim için çok önemli. Onlardan kısaca bu videoda bahsetmek istedim. Tabii ki ayrıntıları yine başka videolarda göreceksiniz. Umarım güzel bir video olmuştur sizin açınızdan. Sorularınızı bekliyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.